Yok, ay bu da çok oldu. <laughs> Hiç sevmedim. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, 36 yıla yaklaşan, öğrenciliğimle dahi gelen bir hayat olmuş. 36 yıl düşününce bayağı uzun bir zaman dilimi. Diyeceksiniz ki nasıl geçti? Eh, ee, düşe kalka her düşüşte üstümü temizleyerek kaldığım yerden devam ettim. Ama şöyle bir şey var, galiba birçok meslek dalında olduğu gibi e, akademisyenlikte de e, süreç zor ilerliyor. Erkek meslektaşlarınızla aranızda her zaman bir rekabet var. Çünkü biraz daha iyi olmanız sizden bekleniyor. Neden? Nedir yani biraz daha iyi olmak? Biraz daha bilgili olmak, biraz daha ilgili olmak. Biraz daha cesaretli olmak derken kadınlar bu süreçte daha çok fazla çalışmak zorunda kalıyorlar. Bilim kadınları aslında dünya çapında çığır açan çalışmalara imza atmış olmalarına rağmen küresel anlamda %29'luk bir rakamla temsil ediliyor. Nobel Tıp Bilim ödüllerinin %3'ü kadınlara verilmiş ve Avrupa bazlı yapılan çalışmalarda da yürütücülük alan kadın oranı yüzde 11 gibi bir rakam. Türkiye'ye baktığınız zaman ARGE bazlı çalışmalarda yüzde 37, e, doğa fen bilimleri mühendislik alanlarında yüzde 35, sosyal ve beşeri alanlarda ise yüzde 43'lük alanlarda kadın akademisyenlerin görev aldığını görüyoruz. Doğrusu... Şöyle bir düşündüm, acaba dedim akademide durum nasıldır? Akademide biraz daha hani farkındalıklar var mıdır? Evet, eşitlik kavramında bir tık daha diğer kurumlara göre belki biraz daha iyiyiz. Ama rekabet anlamında da son sürat devam eden bir mücadelemiz var bizim. Geriye dönüp bir baktım, akademisyen sayısı, kadın akademisyen sayısı ne durumda diye? 2000 yıllarda 26 bin seviyesinde olan akademisyen sayısı bu zamana 2021 yıllarında 80-90 bin bandına gelmiş kadın akademisyen sayısı. Bunların 10 bini profesör, 7 bini kadın doçent, 18 bini de kadın doktor öğretim üyesi olarak akademik camiada görev alıyor. Şöyle bir düşündüğünüzde diyebilirsiniz. İleri toplumlarda evet cinsiyet ayrımı artık tamamıyla bitmek üzere. E bu noktada genç arkadaşlarım olduğu için salonda söylemek istiyorum. Kadın akademisyen olmak aslında o kadar da çok zor bir kavram değil. Bu noktada ne yapılması gerekiyor? İşte iki tane önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi ben yaparım diyebilmek. Ben yaparım talep etmek, güvenmek ve o güven duygusunu karşıya net bir şekilde iletmemiz gerekiyor. İkinci temel unsur ise özellikle de bilim insanlarının ve biz bilim kadınlarının genç kızlarımızı cesaretlendirmemiz, genç araştırmacıları desteklememiz gerekiyor. Şöyle düşündüm bu konuşmayı hazırlarken İlk aklıma benim kim geliyor acaba kadın araştırmacılardan diye ilk aklıma gelen Mary Curie oldu. İlk aklıma gelen o oldu. Evet, ciddi anlamda çalışmaları olan bir kadın ama onun dışında bilime rol model olmuş çok fazla kadın var. İşte bu akşam ben tanıştım onlarla. Bu akşam ben sizleri de onlarla tanıştırmak istiyorum. ...kadın akademisyenlerle. Bunlardan bir tanesi Catherine Johnson. Müthiş bir zeka. 10 yaşında başlayan matematik tutkusu alıp götürmüş. Önce basamaklar, sonra yıkadığı bulaşıklar... ...daha sonra gümüşleri derken diyor ki... ...hayatımda sayılabilecek her şeyi saydım diyen... ...ve ulusal ödül almış, özgürlük madalyası almış... ...bir kadından söz ediyorum... Öyle bir kadın ki 14 yaşında lise, 18 yaşında üniversiteyi bitirmiş ve 1954 yıllarda NASA ve NACA'da ciddi anlamda çalışmalarda bulunmuş ki neden önemli diyeceksiniz. Özellikle de biliyorsunuz NASA'nın Merkür ve Apollo 11 gibi uzaya gönderdiği mekiklerde aslında Catherine Johnson'ın payı var. Öyle bir kadın ki Amerika'nın uzaya ilk insan göndermesi yine onun sayesinde gerçekleşmiş. Ve bu noktadan hareketle 2015 yılında Barack Obama tarafından bir sivile verilebilecek en prestijli ödül olan özgürlük madalyasını almış olan Afro-Amerikan bir kadın. Diğer ise Yu Yu Tu. 2015 yılında Nobel Tıp Ödülü alan bir Çinli Pelin otu yani Antemisia annua bitkisini keşfediyor. 1600 yıllarda aslında biliniyor bu bitki, araştırıyor. İki tane etken maddeyi görüyor ve onu sıtma malarya hastalığında kullanarak milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor. Ve 2011 yılında yine tıp. Akademi, tıp camiasında ünlü olan bir Lasker ödülü ve aynı zamanda 2015 yılında William Campbell ve Satoshi Omura ile birlikte Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü alan bir kadın. Diğeri ise Dorothy Crawford Hodgin diyor ki, kimya ve kristaller tarafından hayat boyu hapsedildim. 35 yılını insülinin yapısını anlamak için harcamış bir kadın. Bugün hani hep kullandığımız, baktığımız zaman kan değerlerimizde gördüğümüz değerlerin aslında tüm moleküler yapılarını keşfetmiş bir kadın. Ve Kraliyet ailesi tarafından Florence Nightingale'den sonra başarı ödülü verilen ikinci bilim kadını. Bizlerden bir isim Safiye Ali. Kadınların seçilme hakkı için çok mücadele etmiş kadınlardan bir tanesi ama aynı zamanda bizim ilk kadın tıp doktorumuz. İlk yine aynı şekilde tıp eğitimi veren kadınımız. Safiye Ali'nin özellikle bir yaş ve sonrasında e, malnutrition diyeceğim ama hayır orada yanlış olacak şimdi bu kelime. Besin yetersizliği ile ilgili alanlarda çalışıyor ve hilali ahmerin altında çocuklar için bir muayene kuran bir kadın. Yani anne çocuk sağlığı üzerine ve süt damlası bakım evleri kuran bir kadın. Diğeri ise gençlerden bir isim bana çok umut veriyor. Naşide gözde durmuş. O da yine aynı şekilde MIT tarafından tıpta ve biyolojide Önemli isimlerden birisi 35 yaş altı yenilikçiler grubuna girmiş. Kanserle ilgili çalışmalar yapıyor ama hücrelerin manyetik özelliklerinden yararlanarak diyor. Ben ne tarz cihazlar da üretebilirim? Acaba kanserli hücreleri tespit edebilirim diyor. Yine çok hoş bir hanımefendi. Şevki tekniği diye anılan bir tekniği var. İlk kadın profesörümüz bizim 1945 yılında Ankara Tıp Fakültesi açıldığı zaman ilk ders veren hocamız. Yine aynı zamanda bizim ilk pato kadın patoloji uzmanımız. 1954 yılında Türkiye'de elektron mikroskobu laboratuvarını kuran bir kadın. Berlin'de yapmış olduğu çalışmalar neticesinde oradaki yapmış olduğu yöntemle Şevki tekniği, Şevki metoduyla anılıyor. Ama bir daha da önemli bir görevi var. Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'nden anıt kabire getirilirken tahnit görevinde bulunarak bu alanda da hizmet etmiş bir hanımefendi. Canan Dağdeviren, Deviren gençlerden aslında bir fizikçi, malzeme bilimci ama öyle bir şey yapmış ki 10 saniyede cilt kanserini teşhis eden çip benzeri böyle dövme benzeri bir yapı oluşturuyor. Yine medikal alandaki çalışmalarını kullanarak yine aynı şekilde pilsiz çalışan giyilebilir bir kalp çipi icat eden hanımlardan bir tanesi. Yine Forbes'ın 30 yaş altı genç bilim insanlarından ve Harvard Üniversitesi genç akademi üyeliği bulunan ilk Türk, ilk Türk ve ekibiyle yine o da diyor ki organların hareketlerini gözlemleyerek acaba ben bu organların hareketlerini elektrik enerjisine çeviren mikrocihazlar üretebilir miyim diye çalışan bir genç hanım. Sizi daha hoş bir hanımefendiyle tanıştırmak istiyorum. Dilhan Eryurt. Bir astrofizikçi. Yıldızların evrimi üzerinde müthiş çalışmaları olan bir kadın Dilhan Eryurt. Öyle ki güneşin ...gittikçe parlaklık ve ısı kaybettiğini keşfediyor. İlk keşiflerinden bir tanesi. Ve bu keşfi sayesinde aslında yine Apollo'nun e, görevlerine de katkı sağlıyor. 1969 yılında insanlığın aya ilk defa ayak basmasını sağlayan... ...kadınlardan bir tanesi Dilhan Eryurt. Aynı zamanda NASA'da görev yapan ilk Türk bilim kadını ve aynı şekilde NASA'nın dünyada az kişiye verdiği Apollo Başarı Ödülü'nün sahibi. Bu noktadan hareketle ben ahde vefaya çok inanan bir kadınım. Ve ben bir öncekilerin aslında her zaman onurlandırılması gerektiğini düşünen bir kadınım bizden öncekilerin sayesinde buralarda olduğumu düşünen bir kadınım. O nedenle genç meslektaşlarıma başarılarından dolayı teşekkür ediyorum ama eski hocalarıma da bize bu yolu açtıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyor. Her meslek, her yer kadınla güzeldir diyorum, saygılarımı sunuyorum.